Ahmet. Bütün bu kirli oyunu sen tertip ettin. Tez huzuruma gel. Başoluyu Melikşah kaçırttı. Kurduğu oyunu ona çok acı ödeteceğim. Öyle bir karşılık vereceğim ki bin pişman olacak. Selçuklular surlara taciz taarruzu yaparmış baba. Sadece okla durdurmamız onları çok zor olacak. Melikşah Başoluyu kaçırttığına göre sıra şikar olacaktır. Saraydaki kargaşa askerlere de sirayet eder. Bir müddet sert taarruz edemezler. Tez Mitras'a haber yollayasın. Surların müdafası için Bizans'ın en sırlı pusatını göndersin. O ne olduğunu biliriz. Emredersin baba. Ben de Melikşah'ın başına öyle bir bela saracağım ki... hanedanını da, saltanatını da, tahtını da yangın yerine çevirecek. Söylememeni anlarım. Onu bilip görmemeye söz verdim. Lakin sen nasıl? Başoluyu öldü gösterirsin. Başoluyu nasıl öldü gösterirsin? Ben yıllarca onu muhafaza edemedim diye vicdan azabı taşıdım. Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Başulu Hatun'u görmeniz zaten tehlikeliydi. Üstelik o vakitler Kıpçaklar onun peşindeydi. Onu kaç kez Kıpçakların elinden kurtardığımı size söylemedim. Tüm bunlara rağmen onu görmekten geri durmadınız.
Zira onu nasıl sevdiğinize ben şahidim. Onu koparmak için ve dahi hepinizin yaşaması için onu öldüğü göstermek tek yol idi. Ben kanımdan, canımdan oğlumu görmeyip sormamaya ant içmedim. Ben yıllarca oğlumu görmediysem bağrıma bir taş daha basar başuluyu da görmezsem. Sizin sakladığınız sırrı ben saklayamayacak mıydım? Lakin sen benim yüreğime vicdan azabı koydun. Sen bana söylenebilecek en büyük yalanı söyledin. Sırdaşlığımıza ihanet ettin sen. Benim yıllarca vicdanım hiç sızlamadı mı sanırsınız? Siz burada Başlı Hatun'u her andığınızda, oğlunuzu her andığınızda, onlar sizi her andığında benim kendim ile hesaplaşmadığımı mı sanırsınız? Allah'ın her günü kellem koltukta dolanmak kolay mı sanırsınız? Bana gelip de bu meseleye dair ne çare düşünmemiz gerektiğini sordun. Bana başucu görmemem gerektiğini izah ettin mi? Çözüm düşündün mü? Hayır. Bunların hiçbirini yapmadın. Kendi başına işe kalkıştın. Belki daha başka yollar ile halledecek iken en olmaz yolu seçtin. Yalanların en büyüğünü söyledin. İşledin bu büyük suçu. Ne izahı ne de affı vardır. Cezanı çekeceksin. İmdi hükmünü verinceye dek gözüm görmesin seni. Derhal terk et bu sarayı! Derhal! İmdi nasıl soğuktur bana. Sanki duvarlar dahi beni istemez. Burası her daim seninle Sencer'in yuvasıdır. Başta benim için dahi zor olmuştu hakikati kabullenmek. Gayrı babamın da öfkesi denince seni anlayacaktır. Kim bilir ağaca ne halde alır İmdi. Sultanımızı bu öfkeyle onu idam ettirebilir. Taze. Ne dedi sultanımız?
bana hayli öfkeliydi. Hakkımda bir hüküm vermedi lakin sarayı terk etmemi istedi. Kader bize bu yüzleşmeyi yaşatacak idi. Kısmet bugüneymiş. Hakkımdaki hüküm belki idam olacak. Lakin yüreğim yanmasına rağmen sırrın aşikar olmasıyla birlikte omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Şimdi seni huzuruna ister. Vaktinde sırlarla kundaklandığımda Ahmet isimli bir bebektim. Büyüdüm. Sırlı kundaklardan çıkıp sırlı pusatlar kuşanan bir yiğit oldum. Sencer ismiyle bu koridoru belki 1000 kez yürüdüm. Gün geldi en kutsal emaneti taşıdım. Gün geldi sultanımdan en büyük armağanları aldım. Gün geldi hainlikle suçlanıp zindanlara atıldım. Şimdi bu yol ilk kez beni sultanıma değil, babama götür. Nasıl münasip görürseniz sultanım. Oğlum, yüzümün nuru,
Sen benden uzaklaştıkça yakınlaşacaksın. Seni kucağıma aldığım gün, dün gibi üzerimde Berzem Cenk'in kan lekeleri, burnunda ölüm ve zaferin kokusu. Hayyam seni kucağıma verdi. Öyle küçüktün ki, ufacıktı pamuk ellerin. Sanki babasız yazılan kaderini bilir gibi. Öyle tuhaf bir hüzün ile bakmıştın yüzüme. Seni vermek zorundaydım. Senden vazgeçmek zorundaydım. Kardeşlerine babalık yaptığıma şahit oldun. Kim bilir nasıl yanmıştır için. Yüreğindeki baba özlemi nasıl katmerlenmiştir. Haklısın Sultan. Ama siz bana o postu verince yüreğimdeki yetimlik hisse gitti. Babasız kalan yerim sana verdim. Bu kurt postunu yıllar evvel kendi ellerimle yaptım. Benim için çok kıymetli birineydi. Baba bildiğin sultanın olarak seni ısıttığımızın alameti olsun bu post. Buna mecbur kaldık. Sen benim elim kolum gibiydin. Kendini hiçbir vakit aşikar etmedin. Lakin ananın öldü gösterilmesine nasıl ses çıkarmazsın? Hiç mi düşünmedin beni? Bu cihan devleti babasız kalmasın diye ben babasız kalmak zorundaydım sultanım. Siz nasıl vaktinde beni sır gibi saklamak mecburiyetinde kaldıysanız, ben de bu sırrı saklamak mecburiyetinde kaldım. Öfkenizi anlarım.
Ama benim endişem kendim için değildir. Belki beni oğul saymayacaksınız. Belki Melik de ilan etmeyeceksiniz. Olsun. Ben yetimliğe alıştım. Benim endişem anam içindir. Anam nice zorluğa katlandı. Dilinde fırtınalar koptu. Bir kez olsun ben buradayım diyemedim. Sizi gördü. Bakamadı. Yaklaştı. Dokunamadı. İki kelam edip derdini anlatmaya ihtiyacı vardır sultanım. İster öfkelen, ister ceza verin. Ama bir kez olsun görüşün onunla. Pusulayı kime göndereceksin baba? Melik Şah'ın başına saracağımız kara belaya. Kimdir o baba? Melik Şah'ın amcaoğlu Kirman Meliki Turan Şah. Turan Şah babası Kavurd'un ölümünü sineye çekmiş idi. Ama indi Melik Şah'ın sır saklayıp tahtı hileyle ele geçirdiğini öğrendiği vakit hem ona hem de Nizam'ın mülke kan kusturacaktır. Turan Şah, sultan da Nizam'ın mülke alt etse dahi bizim başımıza bela olmaz mı baba? Ben onu da düşündüm ha, merak etmeyesin. Hanedan içinden gelen kara belaya hanedandan başka birisini kalkan yapacağız. Pusulayı alan refiklerimiz icap eden şekilde Turan Şah'a ulaştıracaktır. İndi uç bakalım pek güzel kuş. Kara bela Turan Şah'ı Melik Şah'ın üstüne sal. Gayrı ben özümden vazgeçtim. Geçtim ama bu sır meselesi her bir yana yayılmıştır. Devleti zor günler bekler, ona yanar. Sarayda vuku bulan hadiseler Selimzar yakınındaki orduya da tesir edecek. Şimdi hepsi gevşeyip çözülmüştür. Tutsak olan ahaliyle birlikte askerler de kurtarmamız icap eder. Bir an evvel bu meseleyi halledip onların yanına Şelemzar'a dönmemiz gerek Hacı. Diğer hanedan mensupları öğrenince asıl kıyamet o zaman kopacak. Görülmemiş bir savaş bizi bekler. Ne oldu? Ne dedi babam sana? Meseleyi muhakeme et. Hepsi bu kadar. Kucaklayıp oğlum demedi mi? Gayrı Melik ilan edeceğini söylemedi mi? Şimdi de beni çağıracaktır yanına. Biz Gayrı obamıza dönelim ana. Demek beni görmek istemedi. Babam için de kolay değildir ana. Bir müddet anlayış gösteresin.
Hatunlarla baş başa konuşmak isterim. Beyler müsaade etsinler. Seneler sonra hangi yüzle, hangi sıfatla çıkıp gelirsin saraya? Casusluk edip bu devleti düşmana sattığını sen unutmuş olabilirsin. Lakin biz unutmadık. Ben casus değilim. Bana atılan iftira. O yüzden mi yıllarca kendini ölü gösterip köşe bucak saklandın ha? Hain. Üstelik içine düştüğün duruma bakmayıp utanmadan bir de Melikşah'tan çocuk peyda ettin. Hakikati görmek senin gibilerin hiçbir vakit işine gelmedi. Makam için her daim iftiralara inandınız. Asıl utanması gereken sensin. Senin o çatal dilini koparırım. Benim yanımda, benim himayemdeki birini elini kaldırmak senin boyunu aşar. Sen de bu ihanetin bir parçasısın. Hepiniz bir olup Melikşah'ın arkasından iş çevirdiniz. Lakin misliyle cezanızı çekeceksiniz. Yıllar sonra bu saraya dönüp bu hanedana yerleşemez. Ben ne kendi hakkımı ne de doğacak evladımın hakkını yedirtmem. Melikşah bile yüzüne bakmadı senin. Biraz utanman var ise yüzüne bakılmayan yerde durmazsın. Başvurdu. Madem sultanımız seni saraydan gönderdi, seni obamızda misafir edelim hacı. Bizimle beraber olman iyi olur. Bizim yüzümüzden saray birbirine girdi. Babam anamı dahi görmek istemez. Ait olduğumuz aileye sığamamak varmış demek ki kaderimizde. Burada kimse kabul etmeyecek bizi. Yıllar sonra ortaya çıkıp da bu sarayda cennette gibi yaşayacağınızı sanmayasınız sakın. Madem ortaya bir ateş attınız, bundan gayrı bu sarayda adım atacağınız her yer size cehennem olur. Başvuru yapmayasın. Nereye gidersin ana? Sanki ona bile isteye kötülük etmişiz gibi yüz çevirmesine tahammül etmeyeceğim. Biz bu devlet için nelerden vazgeçtik?
devlet haini muamelesi görürüz. Ne öfkesi varsa kussun. Ne ceza verecekse versin. Durun hele. Zübeyde Hatun mani olsun. Başoğlu. Başoğlu durasın. Başoğlu. Daha da gazaplanır indi. Sultanımıza geldiğimi söylesin. Sultanımız kimseyle görüşmek istemez. İki çift lafım var. Beni geri çevirmeyecektir. Durasın Hatun. Tefekküre çekilse kapıları kapattırır. Belli ki şimdi de tefekküre çekilecek. Seninle de konuşmaya henüz hazır değildir. Hadi. Babam için de en iyisi bizim gitmemizdir. Hayır, obamıza dönelim. Sabredesin baba. Ehil bir şifacı varmış. Kendine mahsus bir usulle göz yarasını iyi edermiş. Yeter ki iyi etsin beni. Dünyaları yığarım önüne. Mestur var mıdır? Gelesin. Melik Takiş'e derman vermeye geldim. Sen bahsettikleri şifacı olmalısın. Gel şöyle. Bakalım ilmin babama derman olmaya yetecek mi? Göz kapaklarınızı yakmış. Şanslısınız ki göz akınız erimemiş.
Ama göz kapaklarını açmak için de bu ilmin en hassas taraflarına vakıf olmak gerekir. Bunu yap. Dile benden ne dilersen. Şimdi bize kara hindiba gereklidir. Ben Melik Hazretleri ile alakadar olurken sen bize kara hindiba getirebilir misin evladım? Askerlerle dört bir tarafa dağılır. Ne yapar ne eder bulurum. Sahiden görebilecek mi gözlerim? Görecek, görecek. Hem de öyle bir görecek ki düşmanlarımızın üzerine beraber gideceğiz. Düşmanlarımız mı? Kimsin sen? Hasan Sabbah. Hasan Sabbah mı? Seni soysuz! Ben sana derman vermeye gelmişken sen beni öldürecek misin? Bir ömür kör mü kalmak istersin yoksa? Ben sana intikamını altın tepside sunmaya geldim. Sen bana nasıl intikamımı sunacakmışsın? Melikşah seni şelemzara kapatmış sıçan gibi. Kendini kurtarmaktan acizsin. Sır açıldı ha Melik Tekiş. Bahşulu Hatun'un yaşadığını da, Sultan Melikşah'tan doğan oğlu Sencer'i de herkes öğrendi. Ne dedin sen? Bahşulu yaşar mıymış? Şüphelerimde haklıymışım. O Sencer'de de bir şeyler olduğu belliydi. Boşuna kör etti beni! Boşuna! Dur! İntikam vaktidir Tekiş. Amcaoğlunuz Turan Şah pek yakında İsfahan'ı basar. Biz de seninle birlikte Melik Şah'ın üstüne gideceğiz. Ne için bu eğiliği bana yaparsın? Bu işten çıkarın nedir Hasan Sabbah? Sen zapt ettiğimiz Şelemzar'ın başına geçeceksin. Biz de senin gölgende orada hürce yaşayacağız. Hem Melik Şah'ın itibarı yerle yeksan olacak, hem Şelemzar gibi mühim bir yeri sen alacaksın, hem de biz kazanacağız. Bize neden bu cezayı verirsiniz Melik Turan Şah? Babam Kavurt Bey vaktiyle amcaoğlu Melik Şah'la tas savaşına girip yenildi. Nizam-ı mülkün kışkırtmasıyla Melik Şah babamı öldürdü. Siz de Melik Şah'ın safında yer alıp babamla savaşmıştınız. Şimdi bunun cezasını çekeceksiniz. O meselenin üstünden yıllar geçti. Bu yaptığınız haksızlıktır Melik Turan Şah. Lakin ben Melik Şah'ın hile yaptığını imdi öğrendim. Meğer teamülleri çiğneyip yasak bir çocuk peyda etmiş. Nizam-ı Mülk de bu hileyi tertip etmiş. Babam boşu boşuna ölmüş. Şimdi kimlerin dahli varsa herkesten intikamımı alacağım. Biz Sultan Melik Şah'ın serhangleriyiz. Bunu sizin yanınıza bırakmaz. Lakin ben bunları Melik Şah'la Nizam-ı Mülk'ün yanına bırakır mıyım? İntikamım ilk sizden başlayacak. En kanlı bedeli de Melik Şah'la Nizam-ı Mülk ödeyecek. Ah! Ah!
Börütegin. Bunların parçalarını alıp Kirman'ın bütün kapılarını alsın. Herkes bilsin ki Turanşah'ın intikam savaşı başladı. İmdi ne yapacağız Melik Hazretleri? Hem hileyle tahta sahip oldular, hem de yıllar sonra ortaya çıkan çocuğu hanedandan saymamızı beklerler. Gayrı İsfahan'a gidip Nizam-ı Mülk'ün kellesini alacağız. Sencer denilen her kimse ne devlette ne hanedanda hak sahibi olmayacak. Gerekirse bu intikam savaşının sonunda Melikşah'a devireceğiz. Bugüne dek dostluk ile, vefa ile, doğruluk ile alakalı kaç rubayı yazdın hayım? Sayısızdır sultanım. Gayrı hiçbirinin itibarı yoktur nezdimde. Zira sen dostluğa da, vefaya da, doğruluğa da ihanet ettin. Ne deseniz haklısınız. Lakin mecbur kaldık. Mecbur kaldık. Ben Bersem Cengi'ne giderken sevdiğim hatunu karnındaki çocuğumu sana emanet etmiştim. Sen başoluyu öldü göstererek emanete de ihanet ettin. Bunca ihanete ne mecbur kıldı seni? Devlet ve siz sultanım. Yoksa tahta çıkamazsınız. Devlet karışacaktı. Ben o gün o mezarın başına çöktüğümde gözünüzün önünde acı çektim. Yüreğim kor gibi yanardı. Beni düşünen adamlar göz göre göre böylesi bir acı çekmeme müsaade eder mi? Ben yıllarca oğlumu görmemeye eyvallah ettim hayım. Görmezdim başulucu da onu da saklardık. Onu öldü gösterdiğinizde ne oldu? Şimdi aşikar olmadı. Sır düşmanların eline geçmedi mi? O gün korktuğunuz her şey şimdi de hasıl olmayacak mı? Üstüne üstlük bir de gazabımı çekersiniz. Benim dostluğumu, muhabbetimi, size olan itimadımı kaybettiniz. Söyleyesin bana ayam, hangi mazeret böylesi büyük bir hatayı telafi eder? Bana vefadan dem vurursunuz. Ben sırra vefa gösterdim. Doğruluktan dem vurursunuz. Sırrın doğru olduğuna inandım. Bütün bu vefanın ve doğruluğun nihayetine bakarsanız kendinizi göreceksiniz. Ben vefanın da doğruluğun da en büyüğünü sizin için gösterdim sultanım. Sana yıllarca derdimi, sırrımı döktüm. Dost bellettim. Vefa dostunun gözünün içine baka baka yalan söylemek değildir. Doğruluk ise dostundan en büyük hakikati saklamak hiç değildir. Var bundan gayrı yalanlar dostun olsun. Çekilebilirsin.
Kimse ardımdan gelmeye kalkışmasın. Sultanım. Emrimdir. Sağ olasın kızım. Togan. Hacı obada bizimle kalacak. Ona bir çadır açarsın. Sen de istirahat edesin hacı. Sağ olasın Sancar Bey. Kurtulmasına rağmen anamın hali iyi değildir. Şelemzar'da müşkül bir badir atlattı. İstirahate ihtiyacı vardır. Endişe etmez. Bey, Hacı niye obaya gelmiştir? Çadır da açıldı. Belli ki misafir olarak da kalmayacak. Sarayda bizim bilmediğimiz kötü bir vaziyet mi yaşandı? Sizinle akşam mühim bir mesele konuşacağım. O vakte kadar Hacı'yı rahatsız etmeyesiniz. Emrin olur bey. Seninle de obanın dışına çıkalım Turna. Baş başa konuşmak isterim. Sağ salim bir oğlun oldu. Ya başoğlu? Doğumdan sonra fenalaştı. Ebe Hatun ne yaptıysa kurtaramadı. Başımız sağ olsun. Thank you.
korumak için ve dahi hepinizin yaşaması için onu öldü göstermek tek yoluydu. Yalan. Bana nasıl yalan söylersiniz? Bana nasıl yalan söylersiniz? Bana bunu nasıl yaparsınız? Nasıl yaparsınız bana bunu? Bana bunu nasıl yaparsınız? Nasıl? Çok soruksunuz var mı? Sen kimsiniz? Nereden gelirsiniz? Erim Sultan'ın ordusunda askerdi. Şelemzar'da Batıniler şehit ettiler. Betim yavrularımla sahipsiz kaldık. Şimdi başka diyarlara göçeceğiz ama ne yapacağız bilmeyiz. Ne diye sahipsiz kalarsınız? Sultan vardır. O şehit ailelerini sahipsiz konmaz. Sultan Melikşah kendi derdine düşmüş. O kendi çocuklarıyla, kendi ailesiyle alakadar olmuş. Gözleri bizi görmez ki. Şelemzar'da onca masum tutsak hala. Erimi şehit edenlere de karşılığını vermemiş. Kaderimiz buymuş beyim. Babam da artık Sultan Melikşah hepimizin babasıdır. Ben ölsem de o sahip çıkar. Ama o da yok. Biz asıl indi babasız kaldık. Hiç olur mu öyle iş? Sultan sizi babasız bırakır mı? Siz de onun evlatlarsınız. Sultan size de sahip çıkacak. Babanızın intikamını da alacak. Sarayda hem anamı hem de beni alakadar eden bir hadise vuku buldum. Yakında zaten herkes öğrenecek. Ama herkesten evvel benden öğrenmeni istedim. Nedir o Sencer? Merak ederim.
yıldır kendimi her baktığımda başka birini gördüm. Nusus Yiğit Sencer. Baba Bey Sencer. Yetim Sencer. Ama gerçekte kim olduğumu kimseye söyleyemem. Bu hakikat yıllar evvel bir sırla örtülüp köhne evin orada bir mezarlığa gömüldü. Anamla Melik Tapar'ın gizlice buluşmasının sebebi de oydu o vakit. Sencer, diyorsun bana, nedir o hakikat? Kimdir bu suretteki hakikat? Ben Sultan Melikşahoğlu Sencer. Yıllarca bu hakikati devlet için sakladım. Bu sebeple sana hiç acımadım. Beni affedebilecek misin Turban? Ne acı bir sır taşımışsın yıllarca yüreğinde. Bütün tehlikeleri tek başına göğüslemişsin. Şimdi üzüntüm vardır elbet. Lakin bu üzüntü yüreğindeki acıyı paylaşamadığım içindir. Vaktiyle ben emir kızıyım. Sen de obalısın diye tereddüt etmiştin, hatırlar mısın? Hatta bu sebepten belki kavuşamayız demiştin. Meğer sen bir melikmişsin. Babam beni oğul olarak kabul edecek mi bilemeyiz. Yıllarca anamı sakladım ondan. Belki de beni hiç affetmeyecek. Belki de Melik dahi ilan etmeyecek. Ben bir surette öyle bir Sencer gördüm ki diğer bütün sıfatlar yanında hiç kalır. Davası için ölümlere atlayan, ama ölümlerde dahi sevdamızı yüreğinde can gibi taşıyan Sencer. Her bakışında yüreğindeki sevgimin ışığını parlatan Sencer. Ben o Sencer'in yüreğini hiçbir şeyin üşütmesine müsaade etmem. Bizim sevdamız her soğuğu ısıtır. Her şeyin üstesinden gelir. Topuğunda sarmaşınca kara saçlı. Kurulu yaya benzer çatma kaşlı. Senin yüreğindeki sevda hoca bana bütün dertlerimi unuttur. Bu yavrularımız şehit kızlardır. Bizlere emanettirler. Sen nice kızları yetiştirip devlet analık ettin. Bu kızlarımızı da hususi senin yetiştirmen ister. Bu güzel kızlarımız açmamış birer tomurcuğa benzerler. Ellerimizde filizlenip görklü birer çiçeğe dönüşecekler. Merak etmeyesiniz sultan. Bağışlayın sultan. Tanıyamadım sizi. Asıl bizim gözlerimizi çevirip
Sizi görmemiz, bilmemiz, tanımamız gerekirdi. Müsterih olasın Hatun. Sen de bundan gayrı bizim himayemizdesin. Allah sizden razı olsun Sultan. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sultanım, eğer vaktiniz var ise sizinle mühim bir mesele hakkında görüşmek isterim. Sonra konuşalım Terken. Bugün vuku bulan hadise bizi çok meşgul etti. Şelemzar civarındaki askerlerimizde huzursuzluk baş göstermiş. Bir an evvel Nizamülmülk ve Sencer meselesini halledip Şelemzar ile alakadar olmamız gerek. Orada nice masum tutsak asker ve ahali bizi bekler. Bugünkü mesele devleti ve hanedanı da alakadar etmektedir. Bu sebep ile suçlunun cezasını vermek ve Sencer'in vaziyetini belirlemek için Divan-ı Ala'nın da görüşlerini alacağım. Tacülmülk, sen de Divan-ı Ala'da hazır bulunasın. Emredersiniz sultanım. Bu sır meselesiyle alakalı hem Nizam'ın mülkün hem de Sübeyde'nin payı büyüktür. Onların ceza almaları için Divan-ı Ala'da elinden geleni yapasın Tacülmülk. Merak etmeyesiniz Terken Hatun. Elimden geleni yapacağım. Anam bunca yıl nasıl saklamış? Hele senin gözlerine baka baka hakikati nasıl dememiş, yadırgadım doğrusu. Her ne olursa olsun, ana yüreği buna müsaade etmemeliydi. Olan oldu gever. Gayrı dallandırıp budaklandırmanın manası yoktur. Sencer esaslı ve yiğit biridir. Lakin Melik ilan edilirse hanedanda ve devlette hak sahibi olacak. Amcan Tekiş gibi. Bir gün onun da makam hırsına kapılıp sana mesele çıkarmasından endişe ederim. Sencer böyle hırsları olan biri değildir. Öyle olsaydı sırrı seneler evvel açardı. Gayrı kardeşimden yana gönlünü ferah tutasın. Tam emir oldun, yükseldin derken Batınilerin Şelemzar'ı kapatması da hiç iyi olmadı. Ya şehri Batınilerden geri alamazsan? Allah muhafaza. O vakit itibarın yerle bir olur. Vuku bulan hadiseler askerlere de sirayet etmiş. Gayrı bununla alakalı divan hala toplanacak. Gayrı karar alındıktan sonra Şelemzar'a yöneleceğiz. Allah'ın izniyle geri alacağız, göreceksin. Dua edesin kafi. Allah yardımcın olsun. Amin. Bu Grejuba'dır. Yani Rum ateşi. Her koşulda yanmaya devam eder. Toprakta ve suda. Bu ateşin yanmak için havaya ihtiyacı yoktur. Bu ateşi oluşturmak için
kükürt, zift, kireç taşı, barut ve reçine ihtiyaç vardır. Ama daha önemlisi, bu ateşi yenilmez kılan Bizanslı ustaların tılsımıdır. Konstantinopolis bugüne kadar Müslümanların eline geçmediyse, işte bu sihirli ateş sayesindedir. Bu ateş bende oldukça Melikşah surlarıma yaklaşmaya cesaret edemez. Bu malzemelerden daha çok lazım bize Mithras. Bu malzemeleri sana seve seve veririm. Ne de olsa Melikşah için kullanacaksın. Ama o malzemeleri sana ulaştırmak zor. Hepsi Kuvel'dir. Ayrıca malzemeleri sana göndersem bile siz gerekli karışımı hazırlayamazsınız. Söylediğim gibi bunun için Bizanslı ustalara ihtiyaç var. Nereden getirtebiliriz? İcab ederse Konstantiniyye'ye haber salalım. Kuvel'de bu ustalardan 4 tane var. Onları yanımda getirmiştim. Bunlardan 2'sini sana verebilirim. Tabii onların yol güvenliğini sağlayacağına söz verirsen. Merak etmeyesin. Melikşah'ın başı karışık. Şelemzar civarındaki askerler de dağılmış vaziyetteler. Sen malzemelerle ustaları yola çıkar ki Selçuklular toparlanamadan elimize ulaşsın. O halde hazır ol sabah. Rum ateşi denilen bu cehennem çok yakında elinde olacak. Ama sen yine de Şelemzar'ı Melikşah'ın ordularından koruyabileceğine emin misin? Tasa etmeyesin. Senden pusat aldım. Tek kişi kendime müttefik ettim. Turan Şah'ı da Melik Şah'ın üstüne saldım. Sarayda öyle bir kıyamet kopacak ki Melik Şah allak bullak olacak. Şelemzar civarındaki askerlerimizin vaziyeti nedir Tapar? Sarayda vuku bulan hadiseler onlara da sirayet etmiş sultan. Taciz taarruzları bitmiş. Birliklerin nizamı da gevşemiş. Herkes bu hadisenin netice bulmasını bekler. Fatın ileri kapana kıstıracak iken onlara fırsat doğurmuş olduk. Şimdi şehir müdafası için tahkimat yapacaklardır. Nice masumlar ellerinde tutsak bizden medet bekler. Nizamülmülk ve Sencer hakkında karara varır varmaz birliklerin başına geçeceğiz. Şehri alıp masumları kurtaracağız. Devleti ve hanedanı sarsan bu sırrı Hace Nizamülmülk tertip etmiştir. Hem sultanımızın arkasından iş çevirmiş hem de kendini devletten üstün görmüştür. Hace Nizamülmülk bu yaptığıyla haddini çoktan aşmıştır. Eğer bedelini ödemezse yaptığı herkese emsal teşkil eder. Herkes sultanın arkasından iş çevirir. Herkes devlet içinde devletlik taslar. Bu sebeple en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Hace Nizamülmülk yıllarca bu devlete hizmet etti. O da onun yetiştirdiği adamlar da sadakatini ziyadesiyle kanıtlamıştır. Bundan sebeptir ki kendini devletin üstünde görme suçuyla itham edilemez. Sırrı da devletimiz ve sultanımızın selameti için saklamıştır. O sırrı saklamasa maazallah Sultan Melikşah bugün başımızda olmazdı. O vakit bugün onu itham edenler de burada olamazdı. Bu sırrı sultanımızdan siz de sakladınız Zübeyde Hatun. Zübeyde Hatun hem veliaht anası hem de baş hatundur. Lakin bu yaptığı makamının ağırlığına yaraşmamaktadır. Sultandan böylesine mühim bir sırrı saklayan baş hatun olmaz sultanım. Bu sebeple Zübeyde Hatun'un da makamından azledilmesi gerekmektedir. Zübeyde Hatun bu sırrı kısa süre evvel öğrenmiştir. Kargaşalardan ötürü açmayı münasip bulmamıştır. Bu sebep ile makamından azledilmesine yer yoktur. Sencer Bey ne olacak sultanım? Devlette ve hanedanda hak sahibi olursa hanedanın bütün mensupları ayağa kalkar.
Hacı Nizamülmülk ve Sencer Bey hakkında herkesi tatmin edecek bir karar çıkması lazımdır. Bu kararda hak ettiklerini bulmaları olacaktır. Sultanım, amcaoğlunuz Melik Turan Şah İsfahan'a gelmiş. Saraya giriş yapacak. Menbaa yapmışsın. Gayrı hepsini başlarına yıkacağız Melik Hazretleri. Sultan Melikşah burada mıdır? Sizi bekler. Üstadınızı teslim edin. Melik Turan Şah, Sultan abi fenalık yapacak olsa bunu mertçe yapar. Onun fırsatını da kimse alamaz. İmdi, elini indir ki içeri kellenle beraber girmesin. Şah. Nasıl olur da huzura böyle densizce girersin? Taht için yapılan hileyi sormaya geldim. Sultan Melikşah, yıllar evvel taht için babam Kavurt Bey'le savaşmıştınız. Yıllardır takdiri ilahi diye babamın ölümünü sineme çektim. Yıllarca size sadakatle biat ettim. Lakin şimdi anladım ki siz saltanatınızı hileyle almışsınız. Babamı haksız yere öldürmüşsünüz. Gayrı payı olan kim varsa cezasını vermenizi isterim. Amcam ile kozlarımızı er meydanında paylaştık. Ne hilesinden bahsedersin? Casusluk yüzünden sürgün edilen Başulu Hatun ortaya çıkmış. Üstelik ondan bir oğlunuz daha varmış. Eğer bilinseydi, hanedan size asla biat etmezdi. Bu düpedüsüyle değildir de nedir? Başulu Hatun, hiçbir vakit casus olmadı. Lakin buna inanmak işinize gelmişti. Yaptığınız bu haksızlığa gereken cevabı vermiştim. Casus olmadığına deliliniz yoktur. Tüm bu oyunlar nizamın mülkünü başının altından çıkmıştır. Babam Kavurt Bey'i idam etmeniz için sizi o kışkırtmıştı zaten. Evvela hak ettiği cezasını almasını isterim. Yoksa
Gerekeni ben yapacağım. Kime ne ceza verilecek ise ben veririm. Şayet hadsizlik yapmaya kalkışır isen sonucuna katlanırsın Turan Şah. Başuluyla gizli oğlunuz Sencer'in ortaya çıkması bütün meşruiyetinizi sarstı. Bütün hanedan oklarını üzerinize çektiniz. Bu Nizamülmülk mutlaka hak ettiği cezayı çekecek. Siz de Sencer'i melik ilan edip hanedan ve devletten hak vermeyesiniz. Zira onun hakkı reddi mirastır. Devlet ve hanedandan hiçbir şey almamalı. Sen kimsin ki bana şart koşarsın? Ben hakkını arayan hanedan evladıyım. Bütün bu rezaletten sonra gerekenlerin yapılması aşikardır. Adil sıfatını aldıysanız adaletinizi göstermelisiniz. Bütün bu olanlardan sonra nizamı mülkü muhafaza etmeye çalışırsanız, Sencer de devlet ve hanedandan hak alırsa bütün hanedan size karşı birleşecektir. Tutuş, Tekiş, Arslan Argun, hatta hapsettiğiniz Kılıç Arslan. Hepimiz size karşı birleşiriz bilesin. Hepinize makamlarınızı ben verdim. Şayet makamlarınıza sığmaz iseniz hepinizi aynı mezara sığdırmasını bilirim. Şimdi kelleni almıyor isem diğerleri de ardından ayaklanıp kellesinden olmasın deyi. Ya vereceğim hükme baş eğeceksiniz ya da ben kılıcım ile başınız eğmesini bilirim. Nicedir elimiz pusat tutmadı. Biraz pas atalım ki gözlerimiz görmeye başladığında kuvvetiniz yerinde olsun. Ya Allah! Bu merhemin gözlerine iyi geleceğinden emin misin baba? Sabbah karanlık adamdır. Ya sana bir ziyanı dokunursa? Ziyanı dokunacak olsa döşeğimde öldürürdü beni. Bize Melik Şah'ı devirmek için fırsat sundu. Aklını kullan biraz. Turan Şah çoktan saraya gidip Melik Şah'ı esip gürlemiştir. Akşamına da buraya gelir. Onunla da ittifak yapacağız. Evvela Şelemzar'ı biz alıp sultanın itibarını mahvedeceğiz. Sonra da bir olup onun saltanatını bitireceğiz. Ya Allah! Beni çağırmışsın Melik Şah. Daha ne vakte kadar inzivada kalmaya devam edeceksin? Sen ne vakte kadar benden bunu saklamaya devam edecektin? Melik Şah. Sen benim yalnız hatunum değil, sırdaşımsın. Dar günümde sığındığım dert taşımdın. Sen bana nasıl yaptın bunu Sübeyde? Nasıl gerçekleri söylemedin? Ben de saraya geldikten sonra öğrendim. Senin zehirlenmen, Tekiş tehlikesi, sonrasında vuku bulan hadiseler,
Hepsi de sırrı saklamamı gerektirdi. Seni baş hatunluktan azletmediysem, şimdi karşımda oturmaktaysan, sebebi budur zati. Lakin bunlar sırdaşlığımıza halel getirdiğin gerçeğini değiştirmez. Ben senin hatununken gizlice başoluyla görüştüm. Ondan bir oğlun oldu. Sen de herkes gibi bu sırrı benden saklamadın mı? Bu da aramızdaki sevgiye, sırdaşlığa halel getirmek değil miydi? Ben buna rağmen bu sırrı muhafaza ettim. Çünkü devlet için, hanedan için gerekli olduğuna inandım. Devlet benim. Siz değilsiniz. Benim hatunumu benden sakınmak size düşmez. Bu sırrı muhafaza edenler, senin görmeyen yerde gözlerin, duymayan yerde duyanlarındır. Elbet seni senden evvel düşüneceğiz. Senin şimdi yaşadığın acıyı bu insanlar yıllar yılı yaşadılar. Hiç sordun mu nasıl taşıdılar bu yükü diye? Yeter. Yetmez Melikşah. Sen şimdi beni azletmeyerek mükafatlandırdığını düşünürsün. Lakin ben de en az senin kadar bu hanedanın kanıyım. Üstelik Cihan Sultanı'nın hatunuyum. Bu şeref bana bir ömür yeter. Geri hiçbir makam zerrece umrumda değil. Hatta ölüm bile umrumda olmaz. Ecel kuşu beni rahat döşeğimde bulmayacak, bilirim. Ha kılıç yarasıyla olmuş, hayal kirişiyle. Yeter ki devletin uğruna olsun. Şimdi bana ne ceza verirsen gözümü kırpmam. Çünkü ben bu sırrı saklamanın devletin, hanedanın yararına olacağına inandım. Bundan da zerre kadar pişman olmam. Bu sırrı ben de... Sultanım, İvedi haber geldi. Melik Turan Şah... Bize akşam mühim bir meseleyi açacağını söylemiştim beyim. Merak içinde diyeceklerini bekleriz. Sencer Bey ile Başulu Hatun'u bu obaya ben getirmiş idim. Herkes bilir ki Sencer Bey'in babası Berzem'de şehit düşmüşidir. Bu meseleye değinmemeye yıllarca itina göstermiş idik. Gayrı herkes bilsin ki Sencer Bey'in babası şehit değildir. Sencer Bey, Sultan Melikşah'ın oğludur. Madem öyle, niye gizlediniz bunca yıla vakit? Tafsilatını sonra anlatacağım. Ama hem devletimiz hem de sultanımız için bunu yapmak gerekliydi. Şimdilik bu kadar bilmeniz kâfi.
aşikar olan bir husus var ise eğer, o da senin kanındaki cevherin sırrıdır Sencer Bey. Allah'ın davası uğruna gaza sancağını taşımanın sırrı indi belli olmuştur. Ulu Atan Selçuk Gazi'denmiş. Duruşunla, bakışınla, şuurunla devlet gibi olmanın sırrı gayri belli olmuştur. Büyük dedelerin Tuğrul ve Çağrı Beylerdenmiş. Kartal bakışların sırrı belli olmuştur. Sultan Alparslan'danmış. Kanındaki asaletin, özündeki cihangirliğin sırrı gayri belli olmuştur. Sultan, baban Melikşah'danmış. Biz de bundan gayrı sana Sencer Bey olarak değil, Melik Sencer olarak bağır basalım. Sultanımız bu unvanı vermeden onu taşımak bize yaraşmaz. Biz unvana talip olmayız. Unvan bize verilir. Sultan Melikşah'ın amcaoğlu Melik Turanşah obaya geldi beyim. Turanşah'ın öfkesi alev gibidir. Sır meselesini öğrenmiş belli ki. Ve dahi bilhassa benim ile hesaplaşmaya gelmiş idir. Hacı. Gitmeyesin. Sen otağda kalasın Hacı. Ben ona haddini bildiririm. Bir adım daha atarsan adına sanına bakmam, bedelini ödetirim Turanşah. Böyle öne çıktığına göre Sencer sen olmalısın. Casusun oğlu Sencer. Yılan dilinle zehir saçmayasın Turanşah. Başoğlu. Senin varlığın her daim hanedan için uğursuzluk oldu. Dimdiğini uğursuzluğunda gelmişsin. Ama bu kez uğursuzluğa müsaade etmeyeceğim. Sen de hiçbir vakit melik olamayacaksın. Ne devletten ne hanedandan hiçbir zaman hak almayacaksın. Buna sen değil sultanımız karar verir. Onun hükmünü çiğnersen de akıbetin baban gibi olur. Buraya evvela babamın hesabını sormaya geldim. Nizam-ı Mülk buradaymış. Onu alıp gideceğim. Senin bütün orduların da gelse Hacı'yı buradan alamazsın. Haddini aşmayasın Turanşah. Yoksa alacağın tek şey kılıcımın gazabı olur. Nizam-ı Mülk! Neredeysen çık ortaya! Sokaklar gibi saklanma! Nizam-ı Mülk! Her daim sultanın arkasına saklandın. İyi sen indin çık meydana. Nizam-ı Mülk!
Turan Şah. Etme Hacı. Etme, niyeti kötüdür. Tahrik ediyor. Fırsat vermez. Bu lafların altında mırkalayacağım Akbilge. Bir hassizin lafıyla hareket mi edilirmiş? Bunu herkesten ziyade sen bilirsin. Sonra eğer çıkarsan Sencer Beyler seni muhafaza eylemek için onlar da kılıca davranacaklardır. Vakit kan dökülür. Çok kan dökülür. Sakin ol. Sakin olasın. Madem nizama mülkü teslim etmezsin, o vakit bütün obayı ateşe veririm. O da saklandığı yerde diri diri yanar. Yakın obayı! Adım atanın alırız kellesini! O vakit bütün obayı yakar, kadınlar dahi herkese esir alırım. Öyle bir hadsizlik edersen bu obadan kadın esvabı giyer gidersin. Senin karşında Melik Turan Şah var. Haddini bilesin. Densiz! Ben de Melik Şahoğlu Sencer'im. Namusumu el uzatanın alırım kellesini. Bütün obanı kana bulayacağım. Saldırın! İndirin kılıçları! Sen ne cüretiyle oba basıp kılıç çekersin? Sencer en yakın adamımı öldürdü. Kanıma karşı kan alacağım. Senin de kafanı kesse hakkıdır. Nizamül Mülk hakkındaki hükmü ben veririm, sen değil. Onu almaya kalkışmak hükmümü çiğnemektir. Nizamül Mülk için en büyük hüküm ölümdür. Onu öldürmek de benim hakkımdır. Babamı kışkırtmasıyla öldürdü. İntikamımı yerde koymayacağım. Gayrı ben de kılıcımı çektim. Benim ile cenk etmeyi göze alıyor isen. Haydi. Şimdi git Nizam-ı Mülk'ü al. Nizam-ı Mülk ölecek. Eğer onu öldürmezseniz ben öldüreceğim. Hem de hepinizin gözlerinin içine baka baka. Sencer hanedanda yer almayacak. Eğer aksi olursa her şeye de hazırım bilesin. Bir daha hükmümü çiğneyecek işlere kalkışır isen Turan Şah, bedelini ağır ödersin, bilesin. Şimdi al leşini, defol git buradan. Sizi Konstantiniyye polisten Kuvel için grejuva yapmaya çağırmıştım ama
Şimdi acil bir durum gelişti. Şalemzar için grajuva yapacaksınız. Melikşah orayla uğraşsın ki buraya yönelemesin. Nasıl emredersiniz komutan Mitras? Peki Şalemzar'a girebilecek miyiz? Yollarda Selçuklu askerleri doludur. Selçuklu'nun içi oldukça karışık. Askerler de bu durumdan fazlasıyla etkilendiler. Yolda çok fazla asker olmayacaktır. Ayrıca onların aklını karıştırmak için sizinle birlikte başka arabalar da yola çıkaracağız. Siz Bizans İmparatorluğu'nun en özel sırlarına sahip çok önemli ustalarsınız. Ne pahasına olursa olsun canınızı tehlikeye atmayın. Merak etmeyin komutan Mitras. Bir an önce Türkleri Grajuva ateşinde yakmak için sabırsızlanıyoruz. O halde artık yola çıkabilirsiniz. Tanrı sizi korusun. Çok sarsıntı yaratacak. Hem hanedanın hem de devletin nizamı bıçak sırtındadır. Mesele kendisinden ziyade bütün hanedanı bize karşı toplayacak olmaz. İstediği benim ölümümdür sultanım. Eğer ölümüm ile nizam temin edilecek ise boynum kıldan incedir. Ben hazırım sultanım. Ben de bugüne dek makamda mevkii de gözetmediğim gibi şayet varsa hanedan haklarımdan da feragat ederim sultan. Ben başkasının isteğine göre değil, olması gereken neyse o kararı verdim. Bütün bunları devlet için yaptığını söylersin. Benim için, benim hatunumu benden ayırdığını söylersin. Lakin hiçbir mazeret işlediğin kabahatin üstünü örtemez. Arkamdan iş çevirdiğinin hakikatini kapatamaz. Niyetin iyi olsa da bu yaptığın zinhar ehil değildir. Sana ceza vermez isek, yarın herkes bir bahane bulup sultanın ve devletin arkasından başına buyruk işler çevirir. Bu sebeple ikinci bir emre kadar saraydan uzaklaştırıldın. Huzuruma çıkmayacaksın. Devlet işlerinden de imdilik elini çekeceksin. Devlet sağ olsun. Siz sağ olun sultanım. Şayet bu kararı verdiysen, bunca yıl devlete verdiğin hizmetler ve suçun içindeki ey niyeti hesaba kattığımdandır. Yok ise
cezan ölüm olurdu. Sencer ve Başulu ise obasında yaşamaya devam edecek. Onlar hakkındaki hükmü şimdilik bu kadar. Ferman sizindir sultanım. Selemzar'daki masum ahaliyle askerlerimiz tutsaktır. Bir an evvel onları kurtarıp şehri geri almamız gerek. Selemzar'a dair bütün malumatlar, irtibatlar ve nizam senin salahiyetindedir Tabar. Tez vakitte orduyu toparlayıp taarruza geçeceğiz. Emredersiniz sultanım.
en yakın adamımı gözlerimin önünde öldürdüler. Bunun hesabını kılıcımla soracağım. Melikşah'ın gölgesinde kim varsa hepsini kana bulayacağım. Sultanın hilekârlığı aşikar oldu amcaoğlu. Kendilerini kurtarmak için her yola başvurur bunlar. Lakin biz töreyi de devleti de onların eline bırakmayacağız. Taht hırsıyla hile düzüp babamı öldürdüler. Senin gözlerine mil çektiler. Yetmez gibi suçlulara gerekeni yapmayıp bir de kanımızı dökerler. Melikşah töreyi unutup zalimliğe soyunmuştur. Onumuzun düzenini yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Elbet sence de vakit gelecek. Lakin evvela Nizam-ı Mülk'ün cezasını ben vereceğim. Sultanın vermediği kelleyi ben alacağım. Sultan, Şelemzar gibi mühim bir yeri batinilere kaptırdı. İmdide almakta zorlanır. Eğer orayı ben alırsam, sultanın itibarı paramparça olur. Sen de bu uğurda benimle ittifak olmalısın Turanşah. Melikşah'ı yerle bir etmek için ne gerekirse yaparım. Sultan ordularını Şelemzar'a sürerse ona mani olalım kafi. Senin gözün kulağın hep sultanlı olsun. Sen onu durdur. Gerisini ben halledeceğim. İçlendim biraz. Kıl kobuzumun tellerinde gönlümü ferahlatayım dedim. Namelerinden belli içlendiğin Ayaz. Oturasın. Seni de belli ki bir dert yoklamış beyim. Doğduğumdan beri peşimi bırakmayan bir dert Ayaz'ım. Babam oğlu olduğumu bilir ama yine de oğul demez bana. Belki vazife dahi vermeyecek bir daha. Tasa etmesin beyim. Sen yine babanın yaşadığını bilirsin. Her şeye rağmen bir gün kavuşma ümidiniz vardır. Ya anasını babasını bir daha hiç göremeyecek olanlar ne yapsın? Daha küçücüktüm kefereler obamızı bastığında. Herkesi kılıçtan geçirdiler. Anam babam beni sakladılar. Ama ikisini de gözlerimin önünde öldürdüler. Ben canımı zor kurtardım. Lakin onların ölümü gözlerimin önünden hiç gitmez. Neyse ki herkese uzattığı gibi Hacı sana da elini uzatmış. Bizi kardeş kılmış. Öksüzlüğümüzün, yetimliğimizin acısını birbirimizle sardık. Onun da azledilmesine çok üzüldüm. Bu çaldığım namenin adı Sır'dır. Bir gün Hacı bunu çaldığımı işitince çok işlendi. Ne vakit münasip olsa benden bu sır namesini çalmamı isterdi. Bir gün sordum Hacı'ya, sır seni niye bu kadar içlendirir? Bir yaşanmışlığın vardır sırla alakalı dedim. Lakin hiçbir vakit cevap alamadım.
Cevabı budur işte hayatım. O namede ben varım. Anam var. Sultan babam var. İşte bu dertlendirirdi Ağacı'yı. Sen çalasın yine. Hayrola? Kuvel Kalesi'ndeki casuslarımızdan malumat gelmiştir. Kaleden çok sayıda kükürt, zift, kireç taşı çıkarmışlar arabalarla. Şelemzar'a gelmekte olan kafileye karışmışlar. Rum ateşinin malzemeleridir bunlar. Sır müdafası için Batınilere gönderirler belli ki. Yarın Şelemzar yakınından geçecek. Bütün kafilenin önü kesilmeli sultan. Rum ateşinin olduğu kafileyi mutlaka bulup ele geçirin. Sonra da o kafile ile Şelemzar'a sızın. Ordu dışarıda olacak. Ben dışarıdan ordu ile taarruza geçeceğim. Sakın ben gelmeden harekete geçmeyin. Şayet dışarıdan destek alamaz iseniz Şelemzar'dan çıkamazsınız. Abdullah Ali de size katılsın. Emredersiniz sultan. Tapar. Ahmet. Sencer Bey'e de haber edesin. O da sana katılsın. Emredersiniz sultanım. Baba. Anam en büyük ceza. Onunla konuşmamandır. Zannımca bu cezayı da yeterince çekmiştir. Ben derim ki, hayır onunla konuşasın. Kızacaksan da, affetmeyeceksen de yüzüne söyleyesin. Lakin yine de konuşasın. Sencer bir gün Başulu'ya dair hislerimi sormuştu. Hatırladın mı? Başulu Hatun'u çok sevmişsiniz belli ki. Ruhu şad olsun. Sonsuz bir sevgi ve vefa ile taşırım. Hatırladım. Ben ananı öldü bilip yıllarca vicdan azabı çektim. Onu yüreğimde vefa ile taşıdım. Şimdi canlı kanlı görünce acım elle tutulur, göz ile görülür oldu. Vicdan azabım yalana uğramanın kızgınlığına dönüştü. Şimdi onun ile konuşmak ateşe dokunmaktır benim için. O ateş onu da yakar, beni de. Şimdi diyesin oğul, hangi his ile konuşacağım onu bil. Evlatlarımın anası desem, iki evladım da bir yalan yüzünden yıllarca acı çekmiş, ona kızarım. Vefa desem, meğer vefa hissim, yalanlar yüzünden beyhudeymiş, ona kızarım. Vicdan azabı desem, yalanların ortasında vicdansızlığa uğramışım, buna kızarım. Ben bu hayatta en itimat ettiklerim yakınlarımdı. Şimdi en yakınlarımın yalanına uğradım. Geriye ise
Gönlüme sığınmak kaldı sadece. Bu gönül muhakemem bitmeden de benden ne bir kelam ne de bir tavır hasıl olur. Zor bir gün oldu. Şerbet bir nebze olsun sıkıntını alır. Melikşah. Nizam'ı mülkü yalnızca saraydan uzaklaştırmakla ona merhamet etmiş oldun. Zira bu yaptıklarıyla en âlâ cezayı hak ederdi. Zübeyde de işbirlikçisiymiş. Bunca vakit gözünün içine baka baka sana nasıl hakikati söylemez? Bir de veliaht anası olacak. İrade senin, lakin onu başaltınlıktan azletmemekle adeta mükafat verdin. Kapatasın meseleyi derken olan oldu. Söylenecekler söylendi. Şimdi başka meselelerle uğraşırız. Söylenecek her şey bitmedi Melikşah. Başulu ile Sencer. Onlar ne olacak? Başulu bu saraydan casus olarak gönderildi. Şimdi saraya gelir mi dönecek? Bu devletin tahammüllerine de itibarımızla yere atmak demek değil midir? Üstelik nasıl bir yalancı oldu da aşikarken? Başulu'nun saraya döndüğü yok henüz. Kelam dahi etmedim. Şimdiden nedir bu telaşın? Olanlar en çok beni yaralar, görmez misin? Zübeyde'nin oğlu veliaht oldu. Sustum. Şimdi en büyük yalanı ortak. Lakin ceza bile almaz. Sencer ile Başulu. Şimdi bir de onlar hanedana yerleşir ise bu bana hak mıdır, reva mıdır? Terken yeter. Meseleyi açma dedikçe üstüme gelirsin. Senin düşündüklerini ben düşünmez miyim sanırsın? Ben de senin hatunun olarak bu hususta iki kelam edemez miyim? Turan Şah'ı görmez misin Melikşah? Sencer bu hanedana yerleşirse onun gibi nice bela üzerimize gelecek. Bunları düşünmek benim işim. Bu devletin sultanı, hanedanın babası benim. Ben de bu hanedana da devlete de yıllarımı verdim. Üstelik karşılığında hiçbir şey almadan. Şimdi de yalnız devletimi düşünür, dert ederim. Suçumu işlerim. Hanedana dert etmekteysen kendin ve çocuğumuzun sıhhatine mukayyet olasın. Devleti dert etmekteysen vazifeli olduğun işleriyle alakadar olasın sadece. Ötesi benim işim. Bu meselede kapılarımı kapattım. Sakın açmaya zorlamayasın. Başulu da Zübeyde de yalanlara boğdu seni. Lakin sen gazabını en suçsuz olana, bana yağdırırsın. Canın sağ olsun Melikşah. Yıllarca türlü haksızlığa senin için sustum. Bundan gayrı da susarım. Her daim devletimi düşünür, vazifemi yaparım. Allah nasip eder ise sıhhatli bir evlat doğurunca hanedana veririm. Lakin bundan gayrı ağzımı açmam. Nasıl olsa hiçbir vakit ben de evladım da hak ettiğimizi alamayacağız.
Anam uyanmamış mıdır hala? Hadiseler onu çok yıprattı belli ki. Obada hava almaya çıkmıştır. Anam için endişelenirim. Ama elimden de bir şey gelmez. Tasa etmez. Anamız çok kuvvetlidir. Bugüne dek çok badire atlattı. Bunu da bizim desteğimizle atlatacak inşallah. İnşallah. Destur var mıdır benim? Gelesin Bozkuş. Melik Tapar'dan haber gelmiştir beyim. Ne haber? Bizanslılar Şelemzer'e Rum ateşi malzemelerinin bulunduğu bir kafile göndermiş. O kafileye baskın yapılıp ele geçirilecekmiş. Sultanımız sizi de vazifelendirmiş beyim. Demek beni de vazifelendirmiş. O vakit yiğitlere haber edesin Bozkuş. Vazifeye gideceğiz. Emredersin beyim. Beyim bu arada hacı erkenden obadan çıkmış. Hayem'e uğrayacakmış. Gitmeyeydi iyiydi. Turan Şah'ın akinlidir, ne yapacağı belli olmaz. Ömer Hayyan buraya çağırırdık. Biz ne olur ne olmaz diye yanına iki tane alp verdik beyim. Ne yapmışsınız? Sağ olasın Bozkuş. Oğul babanın sadağındaki oktur. Sen de Sultan babanın en kavi okusun. O da bunu görmezden gelmemiş belli ki. Sana vazife vermeyecek diye endişelenirdim. Çok şükür güldürdü yüzüm. Çok şükür Tırnav. Çok şükür. Ben yıllarca devletin nizamını, sultanın hak ettiği saltanatı muhafaza etmek için gayret ettim. Oysa benim bir yalanı sakladığımı aklına düşürdü. Canı sağ olsun. Yeter ki devlet var olsun. Devlet her daim var olur Allah'ın izniyle. Lakin bir nizam-ül mülk de daha zor gelir. İnşallah tez vakitte saraya da devlet işlerine de dönersin. Bir nizam-ül mülk gider, bin nizam-ül mülk gelir Üstad Hayyan. Biz nece yıllardır bu devletin toprağına tohumlar ektik. Elbet bir gün hepsi yeşerip boyatacaktır. Biz bizden öncekilerin meyvesini yedik. Yarınkiler de bizim meyvemizi yer inşallah. Sana sadık binlerce gulam vardır. Senin saraydan ve devlet işlerinden uzaklaştırıldığını duyunca bir taşkınlık yaparlar mı? Hepsine haber saldım. Böylesi zor bir günde bir yanlışa kalkışmazlar inşallah. Bugüne değin devlete nasıl hizmet etmişler ise bugünden gayrı da etmeliler. Ben nasıl Sultan Melik Şah'ı aklıma düşürürüm. Allah vere de yüreğindeki yangın onu daha fazla kavurmaya. Nece yıllardır Başulu ile Ahmet için üzüldüğüne şahit oldum. Onun yüreği zerre burkulsa benim yüreğim kanar. Şimdi onun yüreğinde derin bir kırgınlık vardır. Kaldırması da, kabullenmesi de kolay değildir. Her şeyi bir vakit akışına bırakmak lazımdır. Ateş nasıl deriyi yakar, nasırlaştırır, sonra acıyı hissetmez olursun. Onun yüreğindeki kırgın yer de öyle yanacak, bir vakit sonra acıyı hissetmeyecektir. Eyvallah. Bana müsaade. Turan Şah senin peşini bırakmayacaktır. Sonra ne olacak?
Alnımıza ne yazıldıysa o olacak Üstad Hayyan. Bugüne deyin alnımıza ne yazıldıysa ona boyun eğmedik. Haydi selametle. Teftiş yapacağız. Açın örtüler. Yiyecek taşırız. Neyi teftiş edeceksiniz? Geciktirmeyin bizi. Al şunu. Çekil yolumuzdan. Açın örtüleri. Demiştim size yiyecek taşırız diye. Yanıcı malzemedir bu. Togan. Ne yanıcı malzemesi? Çekil onun yanından. Namussuz kefereler sağ! Gebertin hepsini! Bu ikisini sağa bırakın. Doğru kafileyi yakaladık. Rum ateşi malzemelerini taşırlar. Belli ki surun müdafasında kullanacaklar. Rum ateşinin ustaları bizim için çok mühimdir. Onları esir alalım ağabey. Bizans'a karşı koz olarak kullanabiliriz. Götürün bunların hepsini. Sultanımıza da haber edesiniz. Nizamülmülk.
Turanşah. İstesem seni yoldan da alırdım. Ama İsfahan'ın ortasında aldım ki istediğim kişi istediğim yerde alabileceğimi görün diye. Sonun geldi Nizam-ı Mülk. Şimdi yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sultanım, Melik Tapar ve Sencer Bey Bizans kafilesini basıp ele geçirmiş. Şelemzar'a sızmak için tüccar kılığında yol almaktalarmış. Şelemzar civarındaki ordu hazırlansın. Sencer ile Tapar içeriye sızar sızmaz şehrin dışından saldırıya geçeceğiz. Vaktinde yetişemez isek açığa çıkıp yakalanırlar. Haydi. Seydullah'ın tarif ettiği evraktır. Geçebilirsiniz. Turanşah. Melik Hazretleri. Sultan Melikşah saraydan ayrılmış. Şelemzar civarındaki ordusunun başına iner. Nasıl yaparsın böyle bir alçaklık? Asıl alçaklığı Nizam-ı Mülk'ün yaptığıydı. Ben onu hak ettiğini yaparım. Hükmümü çiğnersen bedeli ağır olur demiştim. Ben de size hak ettiği cezayı vermezseniz gözlerinizin önünde ben yaparım demiştim. Nizam-ı Mülk size en büyük ihanet etmiş. Siz onun kellesini almanız gerekirken mührünü dahi almamışsınız. Sencer obada kanımızı döktü. Yine onu muhafaza ettiniz. Bizi memnun etmek yerine onu
O kişiyi memnun edecekseniz, o vakit herkesin memnun olduğu adaleti ben sağlarım. Sakın ola yanlış bir şey yapmayasın. Bırak onu. Yolumuzdan da çekil. Ne aceleniz vardır? Sultanımız Şelemzar önlerine gelmiştir. Bir an evvel kapıyı ona açmamız gerek. Askerler sokak aralarına pusulansın. Biz kapıyı açacağız. Sen de başlarında olasın. Emredersiniz Melik Hazretleri. Haydi. Sakın ben gelmeden harekete geçmeyin. Şayet dışarıdan destek alamaz iseniz, Şelemzar'dan çıkamazsınız. Bırak onu dedim. Yolumuzdan çekil. Yok ise çiğner geçerim. Evvela vereceğim cezayı seyredin. Sonra nereye gitmek isterseniz gidersiniz. Lazımdı. Onlar gelmeden saldırıya geçemezdi. Melik Şah'ın oğulları, korkmayın. Buradan göndereceğim sizi. Ama cesediniz çıkacak ha.